İyi akşamlar değerli izleyiciler. Ben İknur Avcı. 9 Aralık Cumartesi bugün Line TV An Haber Bülteni ile karşınızdayız. Yurttaki gelişmeleri sizler için derledik. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle İnsanlığın Yüzü programı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler ile insanlığın bir yere varması mümkün değil. Adil bir dünya mümkün ama Amerika ile değil ifadelerini kullandı. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle İnsanlığın Yüzü programı düzenlendi. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda davetli katıldı. Erdoğan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi bundan 75 sene önce büyük umutlarla kabul edildi. Aradan 3 çeyrek asır geçmesine rağmen bu metin insanlığın kazanımları açısından kritik bir belge olma vasfını hala koruyor dedi. Daha özgür, daha insan odaklı bir dünya idealiyle kabul edilen insan hakları evrensel beyannamesi 75 yıldır uluslararası topluma sorumluluklarını hatırlatmayı sürdürüyor. Beyanname bu yönüyle küresel barışın ve istikrarın tesisine de rehberlik ediyor. Her ne kadar insan hakları ihlallerini sona erdirememiş olsa da beyannameyi insanlığın onurlu yaşam mücadelesinin köşe taşlarından biri olarak görüyoruz. Beyannamenin insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda küresel ölçekte bir hassasiyetin oluşmasına ciddi katkılar sağladığına inanıyoruz. Buna rağmen 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü dünyanın pek çok yerinde insan haklarının ayaklar altına alınırken karşıladığımız da bir gerçektir. Erdoğan öte yandan batı toplumları zehirli bir sarmaşık gibi saran İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı insan haklarına yönelik tehditlerin en başına yer alıyor ifadelerini kullandı. Yabancı düşmanı, ırkçı, ayrımcı ve faşizan uygulamalardan en fazla mağdur olan kesim hiç şüphesiz göçmenlerin çoğunluğunu oluşturan Müslümanlardır. Terörist ve terör kavramları İslam'a saldırmanın, Müslümanları tahkir etmenin, masumları katletmenin bir kılıfı haline dönüştürüldü. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze halkının her türlü hakkı işgacı İsrail güçleri tarafından pervasızca yok edilmekte olduğunu aktardı. İsrail'in hedef gözetmeksizin yaptığı saldırılar sonucunda 18 bini aşkın Gazze'li kardeşimiz şehit oldu. Ramallah'ta yerleşimci denen teröristlerin ve İsrail güvenlik güçlerinin saldırılarında 300'e yakın Filistinli şehadete yürüdü. İsrail'in alçakça katlettiği her üç Filistinli'den ikisi kadın veya çocuktur. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde açılan yeni yüzyılın kara kalem sergisine katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Kültür ve Sanat Birimi tarafından gerçekleştirilen yeni yüzyılın Karakalem kalem sergisine katıldı. Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen hazırlanan sergide karakalem kalem çalışmalarıyla çizilen Türk kültür ve sanatına dair eserler yer aldı. Sergide Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Metehan, Yavuz Sultan Selim ve Kürşat gibi Türk liderler, Mimar Sinan Farabi gibi Türk kültür ve sanat dünyasının önemli isimlerin yanı sıra Türk tarihi açısından simgesel değerler taşıyan Bozkurt, çift başlı kartal gibi figürlerin kara kalem çalışmaları yer aldı. Sergilenen çalışmaları inceleyen Bahçeli ise resmedilen eserler hakkında bilgilendirme aldı. Bahçeli daha sonra resim çalışmalarını sergilen sanatçılarla oturarak sohbet etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ne açılan sergi 17 Aralık'a kadar devam edecek. Sergiye birçok parti üyesi ve milletvekili katılım sağladı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın annesi Güneri Babacan hayatını kaybetti. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın annesi Güneri Babacan hayatını kaybetti. Deva Partisi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli annesi Güneri Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz ifadelerine yer verildi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasına çıkan yangın tüm fabrikayı sardı. Yangının büyüklüğü günü ağrınca havadan görüntülendi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gece saatlerinde lojistik fabrikasının deposunda büyük bir yangın çıktı. Depoda çıkan yangın sebebiyle bölgeye çevre illerden de takviye olmak üzere 82 araç 209 personel sevk edildi. İtfaiye, AFAD, UMKES, Sağlık ve polis ekipleri bölgede çalışmalarını sıkı bir şekilde yaptı. 21 dönümlük lojistik alanının 11 dönümlük kapalı alana yayılan yangının diğer fabrikaları sıçramaması için ekipler mücadelesini sürdürdü. Yangın itfaiye ekiplerinin 8 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ayrıca depoda deterjan ham maddeleri olduğu öğrenilirken zehirli gaz yayılma tehlikesi ise bulunmuyor. Gün ağırınca yangının büyüklüğü de ortaya çıktı. Drone ile çekilen görüntülerde alevlerin büyüklüğü görüldü. Bursa'da Kadına Şiddeti Konuşuyor Söyleyişi gerçekleşti. Nilüfer Konuk Kültür Evi'nde etkinlik düzenlendi. Söyleyişi de kadına yönelik şiddet ve kadın hakları değerlendirildi. Bursa'da Nilüfer Konuk Kültür Evi'nde Kadına Şiddeti Konuşuyor Söyleyişi gerçekleşti. Bugün burada kadına şiddeti ve kadın cinayetlerini konuşacağız. Ee, CHP Nilüfer İlçe Kadın Kolları'nın düzenlediği etkinlikte birlikteyiz. Dünyada çok fazla izlenme oranı yakalamış bir film gösterimi olacak. Yaklaşık bir buçuk saat sürecek bir film izleyeceğiz. Sonrasında konuşmacılarımız var. Kadına uygulanan her türlü şiddetin ve kadın cinayetlerinin sebebini ve çözümünü arayacağız. Bu tarz etkinlikler tabii ki çok önemli. Özellikle toplumsal bilinç oluşması açısından çok önemli ve kendini yalnız hisseden, şiddete maruz kalıp konuşamayan ve her türlü şiddete boyun eğmek zorunda hisseden bütün kadınlar bugün burada bu topluluğu görünce cesaret bulacaklar. Bu topluluk varken bütün kadınlar bilmeliler ki Birinin çıkaramadığı ses olmak çok önemli. Bugün buraya gelen bütün herkes işte o birinin çıkaramadığı ses olmak için burada. Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlali. E, bu kavramı henüz birçoğumuz farkında değiliz. Sadece fiziksel şiddeti konuşuyoruz. Oysa e, özellikle psikolojik ve ekonomik şiddet günümüzün en büyük e, sorunlarından biri. Her türlü şiddete karşıyız ama özellikle kadın sırf kadın olduğu için uygulanan tüm şiddet çeşitlerini e, kınıyoruz. Ve burada bu farkındalığı yaratmaktayız yaratmak için bulunuyoruz. Nevin Palacıoğlu, Canmaz ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine karşı kanun 6.284 sayılı kanun ve nafaka konusunda değerlendirdi. 6.284 uygulanmak durumundadır, uygulanıyor ve bu yasanın kaldırılması gündemde dahi değil. E, hatta daha e, kapsamlı bir yasa çıkartılması konusunda çalışmalarımızı yapıyoruz hukukçular olarak. E, eksikleri var, e, artıları tabii ki var ama eksiklerini tamamlamak için yeni düzenlemeler talep ediyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılına özel Yeni Kuşak Köy Endüstriler Derneği 10 Aralık İnsan Hakları ve Demokrasi Gününe özel program hazırladı. Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği 10 Aralık İnsan Hakları Demokrasi Günleri kapsamında Cumhuriyet'in 100. yılın özel program düzenledi. Etkinlik Nilüfer Dernekler yerleşkesinde gerçekleşti. Ülkemizin, Türkiye'nin 100. yılında, Cumhuriyetimizin 100. yılında insan hakları ne aşamada? Onun üzerinde değerlendirmelerde bulunacağız. Bunun dışında da Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın son zamanlarda eğitimi gerileştirme yönünde birçok adımları var, birçok projeleri var. ÇEDES son projesi ve bu ÇEDES projesiyle maalesef eğitim, bilimden, layık ve kamusal eğitimden uzaklaşmakta. Bununla ilgili üyelerimize ve halkımızı bilinçlendirme çalışması için bir araya geldik. Akköprü Dernek hakkında bilgi verdi. 2001 yılında İzmir'de kuruldu. 2008 yılından beri de Bursa'da faaliyetlerini sürdürmekte. Bizler köy enstitülerinin o demokratik, layık eğitim anlayışını yeni kuşaklara aktarmak için birçok çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmamızda bugün... Yani laiklik ve işte bilimsel eğitimden yana olan çalışmamızda her ay başka bir şehirde, her hafta başka bir mahallede yapmayı umut ediyoruz. Bunun için planlamalarımız da hazır. Benim konum köy insan hakları ve demokratik eğitim konusu. Ben o konuyu anlatacağım. Bir arkadaşımız Tüm Öğretmenler Sendikası adına geliyor. O da e, ÇEDES diye e, çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum diye Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı bir proje var. Bu projenin sakıncaları üzerine bir konuşma yapacak bir başka avukat arkadaşımız da insan hakları konusunda, evrensel beyanname konusunda açıklamalarda bulunacak. Biliyorsunuz 1948 yılında insan hakları evrensel beyannamesi ilan edildi. 75. yılı o nedenle böyle bir toplantı düzenlemiş Bursa Yeni Kuşak Köyensiler Derneği. Biz de iştirak ediyoruz ona. Marmara bölgesinin en yüksek noktası olan Uludağ'a alternatif ulaşımı sağlayan Telefri'nin sezon öncesi kış bakımı tamamlanırken ulaşım bugün yeniden başladı. Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizmi merkezlerinden Uludağ'a çıkmak isteyenlerin tercih ettiği teleferikte her yıl periyodik aralıklarla yapılan bakımlar tamamlandı. Bu sezon yapılan bakımda hattın 4,5 kilometrelik çelik halatı değiştirildi. Yurt dışından gelen profesyonel ekipler ve teleferik çalışanların gayretiyle yapılan iki haftalık bakımın ardından teleferik bugün hizmete açıldı. Ee, bu işlemi ee... Normalde her sene yapmıyoruz. Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra bu seneye planlamıştık zaten bu kontrolü. Bu kontrol çerçevesinde de e, almış olduğumuz halatın gelmesiyle birlikte ekiplerin de gelmesiyle birlikte e, bu aya denk geldi. Biraz gecikmiş olabiliriz. Öncelikle misafirlerimizden özür diliyoruz. Ama Cumartesi günü e, onlardan bu özürün karşılığı olarak teslim inşallah onlara açacağız. Bursa ile Uludağ arasında 45 adet direkt 140 kabin ile saatte 1500 yolcu kapasitesine sahip 9 kilometreli dünyanın en uzun hattı olan Teleferik'te gidiş geliş tam bir 230 lira öğrenci ise 115 liradan satılıyor. Bursa bir hattı dediğimiz şu an Teferüç istasyonumuzdan başlayıp Kadıya ile istasyonumuza kadar olan ee hattan bahsediyoruz. O da yaklaşık ee, sipariş ettiğimiz alt uzunluğu tabii ki 4800 ee metre ama şu an ee 4,5 kilometrelik bir uzunluk bize yetiyor ve arkadaşlarla birlikte e, splash dedikleri örüm dedikleri e, olayı gerçekleştiriyoruz ve o bugün tamamıyla bitmiş durumda. E, sadece son işte arkadaşlarımızda gördüğünüz gibi e, son aşamadayız. E, son bindirmeyi de yaptıktan sonra halatımızı tekrar eski haline getirip e, gerekli kontrolleri, e, switch kontrollerini, istasyon kontrollerini yaptıktan sonra hizmete açacağız. Bursa'da Ovakça Santral Mahallesi'nde otobüs hatta bulunmuyordu. 5 yıl sonra gelen belediye otobüsü için vatandaşlar büyük bir sevinç yaşadı. Mahalle muhtarı ise otobüse binerek kornalar eşliğinde mahalle turu attı. Bursa'nın merkez Osman Gazi ilçesi Ovakça Santral Mahallesi'nde otobüs hattı olmaması nedeniyle mahalle sakinleri ulaşımda zorluk yaşıyordu. Mahalle Mutları Yasemin Vatansever ulaşım sorunlarına yönelik dilekçeyi Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdi. Mahallenin yollarının ulaşım şartlarına elverişli olmaması sebebiyle otobüs hattı uzun süre mahalleye bağlanamadı. Ulaşım dediğimizde aklımıza direkt asfalt geliyor ya da e, ee... Arabalar geliyor. Evden çıktığımız anda ulaşım başlıyor aslında. Buradaki sokakların güzel bir asfaltlanması, yolların ve otobüsün gelmesi. Vatandaşlarımız uzun süredir mahallemizin içerisine girmesi gereken bir otobüs beklentileri vardı. Daha önce olmakçamızda bir araç vardı. Muhtarlığımızdan sonra araç sayımız iki adet daha eklendikten sonra üç adete yükseldi. Vatandaşlarımızın memnuniyeti çok güzel, çok keyifli. Aradan geçen 5 yılın ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi önce yol daha sonra otobüs seferleri için çalışma başlattı. Mahallenin ana caddeleri asfalt ile kaplanırken yol güzergahları ve otobüs durakları tamamlandı. Tanıdığım ya da tanımadığım herkes bana mesaj yazmaya başladı. Arayanlar oldu. Farklı illerden de arayanlar oldu. Mahalle sakinler bizlerle gurur, gurur duyduklarını söylediler. Biz de onlara minnettarız. Biz onların sayesinde bu yerlere geldik. Ama otobüsün olmasına inanın çok sevindiler. Çünkü uzun süreçten sonra otobüsün gelmesi bizi çok mutlu etti. Güzergahı test etmek için mahalleye gönderilen otobüsü gören Santral Mahallesi Mutları Yasemin Vatansever. Mutluluktan otobüsü durdurup şoföre eşlik etti. Güzergahın test esnasında yoldan geçen mahalle sakinlerine korna çalarak coşkusunu dile getiren mutlara vatandaşlar da el sallayarak duygularına ortak oldu. O anları cep telefonuyla kaydeden mutların görüntüsü sosyal medyada beğeni topladı. Bursa'da müşteri olarak bindiği taksinin şoförünü tartışma sonucu boynundan bıçaklayan 15 yaşındaki genç kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bursa'da taksi şoförünü bıçaklayan çocuk serbest kaldı. Olay geçtiğimiz gün Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddia göre Halil İbrahim Acar yol üzerinden müşteri olarak aldığı 15 yaşındaki şahıs ile ücret konusunda tartışmaya başladı. İkili seyir halindeyken bir anda kavgaya tutuşunca şahıs taksi şoförü Acar'ı boynundan bıçakladı. Durumu gören çevredekiler hemen yaralı taksicinin yardımına koşarken şahıs da olay yerinden koşarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şoförü yüksek ihtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavinin ardından acar taburcu olurken polisin yaptığı çalışmayla evinde şüpheli gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliye sevk edilirken çıkarıldığı mahkeme adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 11, ay, 11 aylık trafik bilançosunu paylaştı. Buna göre 507 bin kazada 2774 can kaybı meydana geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Ocak-Kasım dönemine ait kaza verilerini kamuoyuyla paylaştı. Trafik canavarının önceki aya göre frene bastığı Kasım ayında 46.733 kaza meydana geldi. 250 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 27.490 kişi de yaralandı. Polis ve jandarma sorumluluk bölgesini kapsayan resmi kaza verilerine göre yılın 11 aylık döneminde Ankara'da 151, Bursa'da 93, İstanbul'da 145 ve İzmir'de 119 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. Artan huzur operasyonları ve yol denetimlerinin etkisiyle Bursa'da kaza oranlarında önemli bir düşüş yaşandı. Geçtiğimiz Kasım ayında 615 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa'da bir ay boyunca 6 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 861 kişi yaralandı. 2023'ün 11 ayında ise şehirde 7867 yaralamalı kaza meydana geldi. 93 kişi kaza yerine hayatını kaybetti. Yaralanan 11436 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü sürücülerin anlaştığı kazaların sayı rakamları dahil olmadı duyurdu. Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. Değil, böyle olur. Ee, Bursa'da bir dairede 17 kaçak göçmen yakalandı. Adres İnegöl, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları çerçevesinde ilçe merkezinde saklanan kaçak göçmenlerin bilgisine ulaşıldı. Fiziki takip başlatan ekipler kaçak göçmenlerin yaşadığı adresi belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler belirlenen adrese baskın yaptı. Bir adrese yapılan baskında yabancı uyruklu 17 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülen 17 kaçak göçmen işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. Fadıl Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından patates şenliği düzenlendi. Fadıl Der Başkanı Ferul Tayan, köy sakinlerinin tarlalarını sulamada yaşadıkları sorunu havu sistemiyle bu yıl çözeceklerini müjdesini verdi. Bursa'nın kirazıyla ünlenen Dağ Köyü Fadıl bu kez farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Fadıl Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen patates şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Köy sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği etkinliğe Fadıl Der Başkanı Ferruh Tayan, Dader Genel Başkan Yardımcısı Şerif Savcı, Orhaneli Belediyesi Eski Başkanı İrfan Tatlıoğlu katılımcılar arasındaydı. Bu köy hepimizin köyü. Bizi. Allah nasip ederse bak Şerif Hocam Genel Başkan Vekili oldu Dader'de. Bir dahaki dönem Allah nasip ederse aramızdan biri Orhan Bey'le başkan adayı arkadaşımız var, yeğenimiz var İdris Kaydol. Yarın bugün bakar aramızdan birimiz Osman Gazi Bey'le başkan adayı olur. Yani sonuçta birlik, beraberlik içinde olduğumuz sürece Allah'ın izniyle dağları kimse yıkamaz. Hepinize teşekkür ediyorum. Kongremiz Bugünkü cemiyetimiz hayırlı olsun. Fadılköy Kültür ve Yardımlaşma Derneği yönetiminin seçimi olduğunu hatırlatan Başkan Ferruh Tayan, dün Fadılköy sakinlerine seçime katılmaya davet etti. Öte yandan Tayan, etkinlikte yaptığı konuşma ile köy sakinlerinin tarlalarını sulamada yaşadıkları sorunu, 2024'ün yaz ayları gelmeden havuz sistemiyle bu yıl çözeceklerini müjdesini duyurdu. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü il genelinde huzur ve güvenlik uygulaması yaptı. 24 araması olan şahıs gözaltına alındı. Uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asay Şube Müdürlüğü koordinesinde kent merkezinde vatandaşların huzur ve güveni için uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada 5000'in üzerinde kişi sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı. Şüphelilerin üzerini arayan polis ekibi ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde de ele geçirdi. Şüpheli bir aracı inceleyen ekipler 3500 adet kaçak sigarayı da ele geçirdi. Aynı zamanda trafiği tehlikeye atan sürücüleri de göz ardı etmeyen Bursa polisi 34 araç sürücüsüne toplam 108.232 lira idari para cezası uyguladı. İl Emniyet Müdürlüğü uygulamaların vatandaşların huzur ve güvenliği için hız kesmeden devam edeceğine dikkat çekti. Emekli öğretmen Mehmet Yalçıntaş tarım yapabilmek için milyon lira verilen arazisini satmıyor. Mehmet Yalçıntaş isimli vatandaş lüks dairelerin arasında tarım yapmaktan vazgeçmiyor. 70 yaşındaki emekli öğretmen arazisi karşılığında ev işleri ve milyonlar teklif edilmesine rağmen çevredeki lüks evlere ve binalara aldırmadan üretimine devam ediyor. Önce portakal bahçesiydi, apartmanlar olunca söküldü. Ben de su olmadığından burada ekiyorum. Atalarından kalma arazileri olduğunu ve her birine bin bir emekle baktığını kaydeden Mehmet Yalçıntaş, toprak ve üretimin bina yapmak için verilen paradan daha değerli olduğunu ifade etti. Mesela benim iki tane mühendis oğlum var onları traktörün üzerine bindiremiyorum. Böyle böyle git gide git gide memleket tarımdan uzaklaşıyor. Buralar önceden portakal tarlaydı. Kanal geldikten sonra 73'te kanal geldikten sonra portakal bahçesi oldu. Daha sonra şehir buraya doğru kayınca apartmana döndü. Biz nereye kadar dayanabileceğiz? Bak şu traktörü ben taksitten aldım. Ee, senelik 350 milyar taksiti var. Ben şimdi başladım düşünmeye. Ben bunu nasıl ödeyeceğim? Teknolojiye ayak uydurmak zorundayız. Eski traktörle iş yürümüyor. Ama bu durumda sıkıntıdayız. Yani bütün çiftçiler sıkıntıda. Bir şahıs sosyal medyada canlı yayını açarak evini ateşe verdi. Çıkan yangında şahsın ve komşusunun evi kullanılamaz hale geldi. Çangılık'a 13 köydeyiz. Köyde yaşayan bir vatandaş sosyal medya platformunda canlı yayın açarak evini ateşe verdi. Köydeki vatandaşlara tepki göstermek için evini yaktığını söyleyen şahıs, evi canlı yayında yaktı. Kısa sürede büyüyen yangın komşusunun evine de sıçradı. Yangını gören köydeki vatandaşlar ise durum 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangında iki ev kullanılamaz hale geldi. Sosyal medyadaki canlı yayın sırasında şahıs evin farklı noktalarına ateş yaktığı görülüyor. Şahıs canlı yayında şu an evi yakıyorum. Tüm izleyenlere benden gelsin. Ceyir ceyir yanıyor. Evin her yerinde ateşi yaktım. Onaç köyünde üzerime şike oynanıyor. Ben de Onaç köyündeki evimi yakıyorum ifadelerini kullanıyor. Bir vatandaş kendini kaçırılmış gibi gösterip babasından fidye istedi. Babasının şikayeti üzerine şahıs yakalandı. Adeta filmleri aratmayan olayla ekipler karşı karşıya kaldı. Adres Çorlu. Babası telefonla oğluna ulaşamadı. Bunun üzerine ilçe emniyet müdürlüğüne kayıp müracaatında bulundu. Daha sonra evine giden baba kapıyı açtığında pazar yerine 300 bin lira getirip bırakmazsanız oğlunuzu öldüreceğiz yazılı notla karşılaştı. Baba yine emniyete giderek yaşananları anlattı. İlçe emniyet müdürlüğü Asaç Büro ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında baba tarafından adrese para bırakıldı. Polis ve baba beklerken şok eden bir durum daha yaşandı. Bırakılan parayı şahsın oğlu almaya geldi. Şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Yakalanan şahıs ifadesinde borçlarım vardı, ödeyemiyordum, evden kaçtım, hazırladığım notu kapının altından ben attım, parayı alınca borçlarımı ödeyecektim dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinden sonra suç uydurma suçundan adliyeye sevk edilen şahıs savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu dükkana gelenler geçmişe yolculuk yapıyor. Müzik tutkunları döneminde üretilen kaset, plak ve CD'leri rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Eskişehir'de yaşayan Devran Gökay kentte 6 yıldır saflık yapıyor. Gökay saflığın yanı sıra eski özlem duyan vatandaşlara müzik materyalleri satıyor. Müzik malzemelerinin alım satım işine nasıl başladığını ve bunu nasıl geliştirdiğini anlatan Gökay, eskici pazarlarında dolaştığı sırada 1940'lı yıllardan 2000'li yıllara kadar pop, caz, klasik metal müzik türünde kasetleri ve plakları topluyor. Eskici pazarlarını gezerken kaset satan bir arkadaş gördüm. Benim ailem, annem de babam da vakti zamanında Raks'ta kaset fabrikasında çalışıyorlardı. Bizim evimizin bir odası baştan ayağa kaset doluydu. Orada gördükten sonra sadece kendim için dükkanda dinlerim hem de gelen arkadaşlara nostalji olur diye kaset toplamaya başladım. Sonrasında gelen arkadaşlar da istediler. Ya işte bizim de vardı birkaç tane biz de satın alsak. Hadi biraz daha biraz daha derken bu dükkana taşındıktan sonra da buranın bir odasını tamamen kaset, plak ve CD üzerine yapıp hem insanları keyifli müzik dinletip hem de bir taraftan bu nostaljiyi elde edebilmeleri için satışını yapıyoruz. Dükkanın bir odasını bu iş için ayırdığını belirten Gökay vatandaşların müzik kasetlerine ve plaklarına ilgisinin güzel olduğunu dile getirdi. Bana göre müzikle alakalı kaset ya da plak toplamayı sanal mecralardan dinlemekteki en büyük fark bir ritüel çünkü siz herhangi bir mecrada istediğiniz şarkıya hemen ulaştığınızda onu hemen dinlediğinizde tabii ki bu bir kolaylık, tabii ki bu bir keyif. Ama e, bir somut aksiyon yok. O eşyayı elinizdeki diğer eşyaların içerisinde arıyorsunuz. Müzik çalara takıyorsunuz. Bu aslında müzik dinlemenin hep var olan bir parçasıydı. Bu ritüelin de aslında müzik dinlemenin keyiflerinden bir tanesi olduğunu fark etmeye başladık. Günümüzde dijital alanda kullanılan platformlar ile geçmiş yıllardaki müzik anlayışını kıyaslayan Gökay, sanatçıların kendi çıkardığı kaseti veya plağa ulaşmanın vatandaşlara farklı hissettirdiğinden söz etti. Bu haberle Line TV'de ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın saatlerimiz 19 gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.